Hep yeni videoda karşınızdayız. Bugün söz verdiğimiz gibi yavrularımızı bir tartalım. Kaç ay olduklarını söyleyelim. Ama önden önce 3-5 kişi soruyordu. Şimdi geçen seneden elimde kalan kartlardan 2 tanesi kaldı. Tartacağım. Bu videoyu çekmiştim daha önceki sene. Yaşındaydılar, kaç kilo geliyorlar? Şimdi 2,5 yaşındalar, kaç kilo geliyorlar diye. O videoyu çok merak edenler, illaki soranlar bu videoya baksınlar. Bunun öğrensinler şimdi. Önce geçen senenin kartlarına bir tartalım. Bunlar atlamayacak. Bu adamız daha iyiymişiz de. Sadece hani biz bu işi biliyoruz mu? Açalım tartımızı da. Şöyle bir bakalım. Tamam. Bu da geçen seneden ayırdığım, kendime ayırdığım kartım. 2,220. Geçen sene bakarsınız bunu. Kumaroz dediğim. Şöyle bir gösterelim. Geçen sene kaç kilo geldiğine bakın. Bu sene kaç kilo geldiğine. Eğer gram alma varsa bak atlamamış bir orozak. 1,5 ayda atlamadım onu. Sadece bir yavruya idman verdik. Mecburiyetten. Kaldı. Şimdi biz diğer orozu da getirelim. Geçen sene kalma. Balta evimizi. Hani alır diyorlar ya. Herkes kartlarında kilo alır, öyle alır, böyle alır. Boş konuşanlara konuşuyorum bunu bak. Boş. Bilmeden etmeden konuşanlara konuşuyorum. Şimdi bu orozumuzu alalım. Hani videosu tartışsa bunu da tartışalım diyelim. Şimdi bak. Bunu da tartalım. Dönün bakalım. Hemen videolara dönün. Bu balsayı yükleriz. Geçen sene kaç kilo geldiklerine? Bakın. Dur oğlum. Dur oğlum. Dur oğlum. Dur oğlum. Görünüyor mu kızım? Biraz daha az durmuyor ki eşek. 2800'e yakın da. 2830-40 civarı. Ben söylemeyeceğim geçen sene kaç kilo olduğunu. Hemen o videoyu merak edenler, soranlar bu orozu geçen seneki videosuna baksınlar. Kaç kilo almış mı almamış mı? Ha diğerleri birisi Hüseyin Altun'a verdim. O da orada tartarsa bir dahaki videoda onu göstereceğim. Birisini de toprağıma verdim. O da orada tartsın. Zaten 5 taneymiştim. Birisi zaten bu yavruların babası 200 kilo uzun oldu. Onu kestik zaten. Ayağı topal diye. 2 tane geçen sene bana kaldı. Her şey ortada. Alnınızsa bakın kardeş. Hani çok güzel bir şeyler söylüyorum. Neyse. Şimdi biz yavrularımızı tartalım abi. Hazır olacağız. Önce maşallah diyelim. Yavrularımız hazır oldu. Bakalım kızarmış mı? Kızarmamış mı bir gösterelim. Aldık kızlarımızı bir bakalım. Tam kızarmamış görüyorsun ama kızarttı ama tam kızarmadı. Ama keyfi yerinde. Gaga bakımını yaptık, taş bakımını yaptık. Haftaya pazara tam hazırlığımızı yaptık. Herkesten ricam araya girmeyin. Allah fatanlara bu zaten videoları izliyorlar. Kaçırmaz, bu videoları kaçırmazdı. Niyet olan varsa haftaya pazar 2-300. Dur oğlum, dur oğlum, dur oğlum. ...2,350. Buyurun. Horoz bu. Tek tek tartıyorum. Yalanla dolaşıyorum. Bir de yemi de var. 2,300 bu. Yemsiz 2,300 anca gelir. Gelmez bile. 2,300-2,350. Hani ben Bursa kahvesine nöbetçi bekleyeceğim. Cumartesiden pazara kadar. Gelsinler. Bismillah tartalım. Atacaklarımı tartıyorum. Bunu atacaklarım. Gel oğlum. Gel başım. İki gözü kör oldum oğlum. Maşallah pancar gibi oldular. Görüyorsunuz. Şuna bakalım. Gel şöyle. Şimdi bunları gezdirdim. Tam kızarma. Biraz beyazlık da var. Bazen kızarmışlığı da var. Ama hazır yani. Küçük. İçeride oldukları için az dışarıda gelsene kıpkırmızı olacaklar. 2,600 buyurun. 2,630-40 o civarı. Her şey ortada. Al orozu böyle yere bir koyalım. Boyunu posunu görsün de korkarlar şimdi de. Oroz bu.
tane daha yakalım. Bakın tüm bakımlarını yaptık. Taş bakımını. Hepsini ayarladım. Gagasını ayarladık. Fatih Bey kalkmışlığı vardı. Şuradan üstüne atıyor zaten. O sıkıntı yok. Gagası tam geldi. Görüyor musunuz? Gagasının tüm bakımını yaptık. Şimdi Konyalı'yı alalım bir bakalım bakalım. Hüseyin Altun'un bana verdiği yavru. Bak bu kıpkırmızı olsun. Hepsi bir değil. Gel. Dur oğlum. Nar gibi. Bu nar gibi olmuş. Görüyorsunuz. Gel. Biz canlı tartalım. $2,450. Her şey ortada. Bu da Plymouth'umuz. Her şey ortada. Taş bakımı tamam. Her şey tamam. Sadece haftayı bekleyeceğiz. Dur oğlum, dur oğlum, dur oğlum. Şöyle bir güzel kucağımızı alalım. Dur oğlum, bir kucağımızı alalım. $2,840. Oğuz burada. Bunlar yemli olanı söylüyorum ha. Ama fark etmiyor. $2,800. Her şey ortada. Canlı canlı tartalım. Haftaya 50 gram alabilirim yani. Yan fazla oynar. Bu da benim minyonum. Hastalık geçirdi. Hastalıktan kurtardık. Ondan sonra biraz kilo aldım. Boyun biraz kısa. Bunu boy ve kemik oranına göre atarım. Kiloya bakmam. $2,392,400. Ama biraz kısa. Buyurun. Kısa kalıyor. O yüzden kilo aramam bunda. Fazlası olsun ama boy, kilo, kemik dengi olsun öyle atarım. Diğer türlü atmam. Maşallah bu da nar gibi oldu. Bak bunu götürüp kıpkırmızlamaya başladı. Bu da güzel. Pancar gibi oldu. Tüm gaga bakımlarını yaptık. Taş bakımlarını yaptık. Bugün akşama kadar bununla uğraştım zaten. Burmamızı da çıkaralım. Bu da bizim burmamız. Biraz canlı yerinde durmayabilir. Ama geleceği görüyorsunuz bak az önceki minyon dediğimden bir karış yüksektir. Dur oğlum dur bir babam dur. Dur. İyi bakmanın kötü yolları durduramıyorsun. 2,280, 2,300 bile değil. Her şey ortada. Bu da böyle bir yavru. Bu da böyle bir şey. Bu da hazır. İki yavrumuz kaldı. Onları da tanıtalım. Hayır, hayır, hayır. Bana doğru. Eşek. Bir kör yavrumuz var. Kör denk gelirse atarım. Başka türlü asla atmam. İlman da kör var. Kör kızım. Kendi gibi köle denk getirirseler varsa körlere getirsinler sıkıntı yok. Bu da olur. Bir daha deneyelim. 2700, 2800'e basmıyor buyurun. Her şey ortada. Boyunu da gösterelim şöyle bir yavrum. Belki uzaklaştı zaten çift daha böyle türlü olsun. Böyle denginde olursa, taş denginde aksak gözlü oraza fark etmiyor kaç tane dövdüğü, kaç tane maç aldığı sıkıntı yok. En iyisine girer.
Problem yok. Son bir yavrumuzu getirelim. Son yavrumuzu tartalım abi. Beceremedik işte. Kanatları önceden sayısına göre yapmamız lazım normalde. Kaçıncı kanat? Beşinci kanat. Öyle yapmadığım için biraz olmadı ama sonuçta horoz da tuttu yani. Birazcık renk bozukluğu oldu. Ama o kadar olur. Ama bir taraf güzel oldu. Bir tarafı beceremedik. Bir de bunu tartalım. Bir de buna bakalım. Ol, hadi benim oğlum. 2500. 20'de 2500. Maşallah zaten. Bakar mısınız? 100 gram yem var. Bu 2450 civarı. Yavru burada. Yine söyleyelim bak. Kovalar bunlar. Baş ayağını yaptık. Hiç eksiği yok. Valla koyalım. Şimdi gel kızım çıkıyoruz burada konuşuyorum. Eksiklerini anlatayım şimdi bak. Dediğim gibi millet araya girmesin kardeş. Biz çekiyoruz yürüyor olan adam buluşur. Bana özelden yazar geliyorum der. Vesaire mesela en başta Mersinli. Onu istiyorum o gelsin. Abi kardeşiz ama malı kötülediği için söylüyorum. Ağza gelmedik küfür değil ama işte bende iyisi olmadığını, çoğunun kötü olduğunu söyleyen şahıs o. Onu istiyorum. Sonra Adapazarı'da videolarda söyleyip benim yalancı olduğumu, işte orozu iyi olmadığını, kahveye gitmediğimi, yavru büyütüp sattığımı, bir numara tüccar olduğumu, halbuki kendini tüccar olduğunu herkes gördü. Biz bu adamları bekliyoruz. Kahveye nöbetçiye dikileceğim. İkinci bir şartım var, onu da söyleyeyim size. İşine gelen kabul eder, işine gelip etmez. Ben ilk videodan beri söylüyorum. Kahvede maaşla para yapmaz. Nasıl olsa benim burada karım yok. Ben orozu koyacağım ortaya. Gelirler. Kahvecinin parası da bana ait. Söylüyorum. Dışarıda istediği kadar oynasınlar. Bu işi para için yapıyorlar nasıl olsa. Yani bu işe yani müsabakaya bağlanıp 2000, 1000, 3000, 5000 neyse 10.000 koymaktansa dışarıdan 100.000 oynasın. Sıkıntımız yok. Oynasın. Kazanacak o. Ben kazanmayacağım. Benim orozlarımdan, benim orozlarım parayla atlamayacak. Bu şartı kabul ediyorsalar yine gelsinler. Bak söylüyorum. Benim burada karım var mı? Yok. Ben bunlardan gelecek parayı almayacağımı söylüyorum. İstemiyorum. Zaten param da yok. Onlara uçamam zaten. En fazla 1.000 lira para koyabiliriz. O da birini atabilirim. Ama derseler kahveci bana ait. Koyarız ya orozu. Dışarıdan istediği kadar oynasınlar. Aynı hesap değil mi kardeş? Ha oroza 5.000 koymuşsun müsabakaya. Ha dışarıdan 5.000 lira oynamışsın. Fark var mı? Soruyorum size. Yiyor satıpaları gelsinler kardeş. Bak cumartesi pazar Bursa'daki dernekteyim. 8 yavru da tarttım. 7 yavru tarttım. Biri dışarıda. Çinlioğlu. Hepsi buradalar. Horozlar onları bekliyor. Aylardan beri uğraşıyorum. Yoksa benim ne işim var maçta? Onunla bununla bizim işimiz yok birader. Yok. Biz bu işe tövbe dedik. Bu işi inanmayanlar için de atıyorum. Hani hep söylüyorlar ya abi çukurda çukurdayız. Sizin çukurunuzu ben göreceğim. Gelsinler onlar. Size o çukurda bir bok olmadığını da size ispatlayacağım da. Tabii yürekleri varsa gelirler atarlar. Benim orozlarım parayla maç yapmazlar. Bak yine üstüne basana söylüyorum. Atarız. Kahveci dövülen kimse kahveciye parasını öder. Döven ödemez zaten. Öder parasını. Dışarıdan oynayan abi zaten dışarıdan 50-100 bin bilmem ne kadar döndüğünü herkes benden daha iyi biliyor. Dışarıdan oynayan kardeş. Net konuşuyorum. Bu şartta kabul horozlarım bunlar. Ağasını da seçmem, Pazarpaşasını da seçmem. 10 dövmüş onu da seçmem. Kartı da seçmem. Yalnız şunlar için. Bunlar süt yavru, mayıs son yavrusu. Bak getir göster taşlarını. Mercime kadar. Bunları taş dengine atarım. Bunu. Bunlar. Bunu. Göster. Bunlar bak nohut taş. Bunlar taş dengi. Ama selam gelirsem diyelim. Bak. Bunlar taş dengi. Bunlar kartla da salarım. Hiç problem yok. Bunu kartla da salarım. İsterse 20 tane dövsün. Sıkıntı yok. Bunu kartla da salarım.
Aman salınacak yavru var, salınacak yavru var. Ama dediğim gibi şiş fark etmez. Allah vere 20 dövmüşle bana gelsinler. Atalım. Bunun dövülme yönü yok. Döveceğim diye iddia da etmiyorum. Ama görelim. Şu pazardan çıkabilir, çıkmamış. Ona kaç da kaç yaptığımızı biz de canlı görelim yani. O yüzden istiyorum. Neyse. İlk çektiğim videodaki iki orozu önceki, bir sene önceki videoda var. Bak bakalım kilo ayarını yapabiliyormuşum diye tekrar bakarsanız sevinirim. Hakkı, hatamız, kusurumuz olduysa herkesten binlerce kez özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Selametle kalın.